Değerli STV izleyicileri, Sanata Daire hepiniz hoş geldiniz. Cumartesi akşamların kültür ve sanat nabzını tutan müzik dolu, müzik ziyafetiyle sizlerin karşısında olacağız yine. Bugün çok değerli bir konuğum var. Eskişehir'in çok sevilen bir sanatçısı. Aslında sadece Eskişehir demek de yanlış olur bence. Tüm Türkiye'de tanınmış, güzel işlere imza atmış bir konuk. Volkan İmançer. Volkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref duydum. Merhabalar. Bizim için de ayrı bir şeref. Biliyorsunuz bizi takip edenler Volkan İmançer'i davet etmiştik yayından. O da o kadar duyarlı bir sanatçı ki teklifimizi kabul etti. Sadece araya bir hafta girdik. O da bu güzel stüdyonun ayarlanması içindi. Onun evet. için değerli STV'ye de, aileye de çok teşekkür ediyorum. Harika olmuş. Sana nasip oldu. Bana nasip oldu. Yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de çok heyecanlıyım. Ne zamandan beri de konuşuyorduk hatta. Evet. Güzel bir böyle söyleşi yapalım, muhabbet edelim diye. Bugüne nasipmiş. Bugüne nasip. Kırmadınız yoğunluğunuz arasında. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Can bize eşlik edecek bugün. Çok teşekkürler. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seni tanıyoruz. Volkan evet. İmançer'i biz çok yakından biliyoruz ama belki ekranı başındakiler bilmiyor olabilir, başka yönlerini öğrenmek istiyor olabilirler. Bizim de programımızın formatı aslında Volkan İmançer kimdir? Volkan İmançer, 87 Ankara doğumluyum. Müziğe başlayalı yaklaşık 15-16 sene oldu. Hayatımda tek bildiğim şey müzik diyebilirim. Harika. Böyle ukala konuşmaları çok sevmem ama en iyi yaptığım iş müzik. Bir yandan da benim hobim. Hem hobim hem mesleğim hem ekmek yediğimiz bir iş. Sadece müzik adamı diyebilirsiniz. Öyle bir Kesinlikle. Adlandırabilirsiniz. O mütevaziliğini biliyoruz biz aslında. Ama bütün Eskişehir'de biliyor seni sahnedeki. Eyvallah. O sahnede devleştiği Volkan İmançer'i hepimiz biliyoruz. Tabii bu aralar biraz böyle sahnelerden uzak kaldık. Konuşacağız evet. onu da ama evet. biz Sanata Daire ailesi olarak Eylül'de, Ekim'de başlayan sürecimizin tamamını müziğe ayırdık. Evlerinde bir müzik ziyafeti ve sanatı da desteklememiz gerektiğini söyledik. Evet. İlerleyen dakikalarda bunu konuşacağız. ama böyle hafiften başlayalım istiyorum. Az sohbet, çok müzik çok yapalım. Müzik. İlerleyen dakikalarda değerli izleyicilerim yine ikinci bölüm için şimdiden yerini yapayım ben. Söz alacağız. Evet. Evet. Evet, Volkan İmançer ve Ahmet Can eşlik edecek. Çok teşekkürler sizlerle. Yine vuruyor başıma, gitmiyor hoşuma. Dengesiz hali içimi yıpratıyor. Yüzüne güldüğüme bakma, seviyor sevmiyor bilemiyor. Korkuyor belki yarını kestiremem lütfen. Kusuruma bakma, nasıl da zor bulduk. Hani bize kaybolduk, önümüze yollar vardı, üstümüzde nazar. Öylece dokunma git, dağıttın hayatıma, alıştın yeni yaşantıma. Sevmekle sana bir zarar verdiysem bilmeden eğer, bana bir ömür yeter, kusura bakma. Thank you.
alıştın yeni yaşantıma. Sevmekle sana bir zarar verdiysem bilmeden eğer, bana bir ömür yeter kusura bakma. Öylece dokunma git, dağıttın hayatıma, alıştın yeni yaşantıma. Sevmekle sana bir zarar verdiysem bilmeden eğer, bana bir ömür yeter kusura bakma. Ya harikasınız ya vallahi. Yani ben hep bunu söylüyorum. Türkülerimiz, şarkılarımız bizi böyle harekete geçiren aslında çok önemli bir etken. Evet. Sen söylerken böyle tüylerim diken diken oluyor. Hele oradaki o nameler. Ah ah, ben diyorum ya, ben şanslıyım gerçekten. Burada eyvallah, onları canlı canlı izlemek. İnşallah konserlerde, sahnelerde tekrardan buluşacağız ama İnşallah. Bu pandemi süreci nasıl geçti? Yani pandemi süreci tabii çok önceden başlıyor. Hala devam ediyor. Evet. Çok önceden, Mart'ın 13'ü gibi başladı sanırım. Evet. Yani bizim için şöyle söyleyeyim. Sadece müzisyenler için değil aslında. Genellemek lazım. Şöyle genellemek lazım. Bu işten günlük para kazanan çok sayıda insan var. Çok. Yani yaklaşık tam olarak sayısını bilmiyorum ama benim tahminim 1 milyonla 500 bin kişi arasında günlük var. Evine para kazanıp ekmek götüren insanlar var. Ki bunlarla bitmiyor. Yani bu o hanımın veya o adamın evinde bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Bunlarla birlikte sayı çok fazlalaşıyor. Maalesef pandemi çok erkenden başladı ve bizim halihazırda böyle bir maaşımız olmadığı için bizim gelirimiz ne olursa olsun 3'e, 2'ye, 1'e düşmedi. Bizim gelirimiz sıfıra düştü. Aynen. Yani tabii. Elimizde, avucumuzda, dolabımızda veya öncesinden işte biriktirebildik mi, biriktiremedik mi, ne varsa onlarla idare etmek durumunda kaldık. Tabii müzisyenler, sanatçılar çok fedakar insanlardır. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Mesela bir yerde herhangi bir afet olduğu zaman, birilerine bir yardım gerektiği zaman hemen müzisyenler, sanatçılar bunun ilk başını çeker. Kesinlikle. Yani hiçbir öyle. Şekilde sahne ücreti, konser ücreti, arkada çalanlar, ışıkta, kameramanda kim varsa hiç kimse para istemeden, bir maddi beklentisi gönlünü koyar olmadan, hemen ortaya. Aynen öyle. Gönüllü olarak en başını çekiyoruz. Bu pandemi sürecinde de tabii insan ister istemez içten düşünüyor ki yani biz zamanında böyle şeyler yaptık. Şimdi de artık bizim elimizden de bir nebze tutulması gerektiğine inanıyorum. Evet. Ağız alışkanlığı nasılsın dendiği zaman iyiyiz diyoruz ama tabii gelip insanın değil. İçine baktığımız zaman, yuvamıza, ailemize baktığımız zaman ister istemez bu bizim özel hayatımıza da yansıyor. Muhabbetimize yansıyor, sokakta Doğru. yürüyüşümüze kadar yansıyor. Yani bu aralar tamamen iyi diyelim, iyi olalım gibi bir süreç geçiriyoruz. Bir tanesini atlattık. Evet. Bir mekanlar bir açıldı, tekrar bir başladık falan derken yine tabii vaka sayıları artınca çok. Burada tabii bize de büyük bence bir sorumluluk düşüyor evet. Yani hepimize. Hep diyoruz maske, mesafe, hijyen, bunlara gerçekten hepimizin dikkat etmesi lazım. Bu hastalığın gerçekten çok ciddi bedeller ödettirdiğini görmemiz lazım ki hepimiz el ele bu virüsü yenmemiz lazım. Doğru. Eski normale geri dönmemiz lazım. Bu sadece bizim için, onun için, bunun için değil. Yani hani bu sektörle ilgisi olmayan bambaşka insanlar maalesef bu hastalığın zararını çok fazlasıyla görüyorlar, yaşıyorlar. Bir sürede böyle gidecek gibi duruyor. Çünkü maalesef. Vaka sayıları çok fazla olduğu için maalesef. Haliyle biz bunu yaşayacağız gibi duruyor. Evet. Aslında çok güzel bir yere değindi Volkan İmançer. Dedi ki müzisyenler noktasında aslında sanatla uğraşan bütün sanatçılarımız zor durumdalar. Yani evet. Şu anda sadece müzisyenler, ses sanatçıları anlamında değil, tiyatro sanatçıları da öyle. Aynen öyle. Bütün hepsini etkilemiş durumda. Dediğin gibi gelir tamamen sıfıra düşmüş durumda. Sadece aylıklı çalışanları saymazsak. Aynen öyle. Aylıklı çalışanlar aylık almaya devam ediyorlarsa onda hiçbir kayıp Doğru. yok.
Bununla ilgili ilerleyen süreçlerde çok güzel bir programım olacak. Hı hı. Çünkü bir oluşum var şu anda Türkiye'de. TSMB dediğimiz Türkiye Sanatçılar Müzisyenler Birliği. Kültür ve Turizm Bakanı ile görüşüyorlar ve Cuma günü çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdiler. Hı hı. Kültür ve Turizm Bakanı ile. Çünkü o da artık soruna çok yakından ilgilenmeye başladı. Evet. Gördü ki müzisyenlerin durumu çok kötü ve kötüye gidecek. Evet. Ama burada önemli olan kimin müzisyen olup olmadığının ayrımı. Bu ayrımı da belli bir durum içerisinde değerlendirilecek. İlerleyen haftalarda güzel bir programla hem içinde yine müziğin olduğu ama hem de bu bilgilendirmelerin yapıldığı bir programla karşınızda olacağız. Belki orada sizden yine destek bekleriz. Vallahi her zaman. Çünkü yani istemeyiz ki bu sektör sekteye uğrasın. Kesinlikle. Sanatın bitmesini kimse istemez. O yüzden hepimiz elimizden ne geliyorsa fedakarlıksa fedakarlık, yardımsa yardım yapmaya devam edeceğiz. Yapacağız, birlikte atlatacağız. Evet. Şimdi Volkan'cığım bu iki klibi de bir konuşalım. Bence güzel. Yeni klip de var, onu şarkıdan sonra dinleyelim. İki tane klibimiz var, biri Zır Deli, bir de Son Yaz. Evet. Çok güzel çekimler. Ben izlediğimde gerçekten çok etkilendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Klip harika olmuş. Ayrı bir duruş var Volkan İmançer'in. Ben onu görüyorum. Orada da, burada da, sahnede de. İşte bence sanatçılık bunu gerektiriyor. Evet. Bundan iki hafta önce Haşim'le yaptığımız o programda da onun ayrı bir duruşu vardı. Çünkü herkesin yoğurt yiyişi farklı. Evet. Biraz o klipten bahsedelim mi? Hem de seninle ilgili daha fazla done vermiş oluruz. Bunları yaklaşık bir sene oldu Zır Deli ile Son Yazı. Önce Zır Deli bizim ikinci şarkımız. Ama ilk yaptık, ilk çektiğimiz, ilk dinleyenlerimle paylaşmak istediğim şarkıydı. Nasip olmadı, Zır Deli yaptık. Zır Deli Alişan Göksu aranjesinde çıktı. Söz müzik iki şarkının da Yusuf Çömlekçi'ye ait. Evet. İskender Paydaş prodüksiyonla çalıştık. Çok güzel. İskender Paydaş'ın onayını alarak çıkan bir şarkı oldu Zır Deli. Harika. Çok güzel, çok güzel tepkiler aldım, çok güzel geri dönüşler oldu. Yine orta tempo bir hız kesmeyelim şarkı yapalım dedik. Yine Yusuf Çömlekçi söz müzik. Son Yaz diye bir şarkı yaptık. O da kendi şirketimizden çıktı. Çok müzik. Süper. Çok birazdan Çok başladı. Müziği de bir onu da dinleyelim. Onunla ilgili de onunla bir şeyler söyleyeyim. Evet, onunla ilgili sorularım var çünkü. Çok müzikten çıktı. Muzaffer Nezi Egelioğlu yaptı o da. Çok güzel bir müzisyen. Son Yaz öyle çıktı. Yine bir üçüncü şarkı daha gelecek. Oo, çok güzel. Şarkımız hazır. Mix Mastering'de Can Gülcan da şarkı. Oo, Mix harika. Mastering'ine Can bakıyor. Süper. Can Hoca'yı da ilk konuk olarak almıştım. Onunla başladık. Evet. Can da Mix Mastering. Söz müzik bana ait bir şarkı çıkıyor. Daha ismini... İsim Nazar Boncuk'tur. Nazar Boncuğu daha takamadım. Şarkı hazır. Her şey hazır. Stüdyoda bir klibi ve ismi eksik şarkımızın. O da bu süreçte tam doğru an ne zaman olur, ne zaman biter onu bilmiyorum. Belki yılbaşından sonra böyle bir dinleyenlerime sürpriz yapabilirim. Tabii sen daha iyi bilirsin. Ama belki birazdan değerli STV izleyicilerim, STV için böyle küçük bir şey olur mu? Birazdan zorlayayım ben Volkan'ı. şimdi tekrar ben klipler zaten dönecek arkada görecekler. Onu izlemek istedikleri takdirde Volkan İmançer'i de YouTube hesabından ve Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ben bunu özellikle değiniyorum. Aynı zamanda Çok Müziğinde Instagram hesabı ve YouTube'dan Volkan İmançer'i takip edin lütfen. Çünkü şu anda en iyi haber kanallarımız bu. Evet. Mutlaka gazetelerde veya iletişim araçlarında görüyoruz ama kişinin kendi sayfasından en doğru bilgi alınıyor. Evet. Çok güzel işler yapıyor. Oradan takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde de destek oluyorsunuz. Vallahi harika olur. Hem Instagram'da çalışmalarımız var, şarkılarımız var, hem özel hayatımız var. Bizi tanımak isteyen insanlara. Özel hayatımıza da ilgili Instagram'dan, YouTube'dan çok harika olur. Yani takip eder, desteklerseniz ne derler? Abone olup like atmayı. Evet, abone olup lütfen like atalım. Çünkü dediğimiz gibi aslında biz onları konserlerine gidiyoruz, izliyoruz, hem destek oluyoruz bir şekilde. Hani ekonomi diyorsak onu canlandırıyoruz. Evet. Şu anda ekonomilerimiz evde. Evet. Evden gönlümüzle destek olacağız. Bir like'ı esirgemeyin. Evet, önemli. Evet. Ne dinliyoruz? Çok güzel bir şarkı daha yapalım. Buyurun yine, efendim. Berkay'dan. Ahmet Can ve Volkan İmançer sizlerle. Sonbahardı, soğuk bir sabahtı.
zamanı. Ne beni hiç anlamadın, neydi bu sendeki hayatın rengi. İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan. Şimdi ne oldu, böylece bitti ama bendeki aşkın bitmedi. Susuyorum, çok yalnız kaldım işte, duruyorum. Nasıl geçer hayat böyle? Susuyorum, çok yalnız kaldım işte, duruyorum. Ölüme yakın uykulardayım. Gel, 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 gel çok özledim. Gel, 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 çok çaresizim. Gel, gel. Harikasınız. Süper. Çok güzel. Şimdi söylerken tabii her sanatçı kendinden geçiyor, duygusunu katıyor. Evet. Bunu görüyoruz, yakından hissediyoruz, sahnede hissediyoruz. Hazır böyle bu soru hiç aklımda yoktu. Mesela sahnede nasıl bir duyguda, hani karşında bir sürü kişi var. Bizim için de soruyorlar, oyuncu hani 450-500 kişinin içinde oyun yapıyorsun, sahneye çıkıyorsun ama evet. Biraz daha sizin işiniz farklı. Çünkü normal bir konser de olabiliyor. Gece saat 1'den sonra ya da 12'den sonra devam eden bir program da olabiliyor. Nasıl motive oluyoruz? Çünkü hani farklı bir durum var. Böyle bir anımız varsa da bunu alabilirsek çok güzel olur aslında Volkan. Ya bu konuyla ilgili aslında hepimizin başına gelmiştir. Sahnede korktuğum şeylerden bir tanesidir. Ya müzik, böyle tesisatta bir sıkıntı çıktı ya müzik kesilir ya en büyüğü elektrik gider. Ya eyvah. Ben de bir gün yılbaşındaydı. Denk geldi mi böyle bir şey? Geldi hem de yılbaşında geldi. Yani saat eyvah. 11 yılbaşına girmemize yani böyle bir saat kalmış. Programda yılbaşında hızlı geçiyor çünkü istekler çok oluyor. Tabii. Onu söyle bunu söyle saate bakarken bir bakıyoruz saat 8'den 11 olmuş 11.30 olmuş. Hatta kaç yılbaşıdır şey diyorlar Volkan işte 2 dakika kaldı gireceğiz falan bakıyor musun saatine? Ben de sakin olun saat bende yapıyorum. Ya yılbaşında enteresandı. Elektrikler gitti. Yılbaşına girmemize çok az kaldı. Yani ne yapacağımızı bilmiyorum. O anda ne olacağını bilmiyorum. Çünkü hani bazı zamanlar oluyor onu bir şekilde yapıyoruz ama yılbaşı. İnsanlar oraya şeye geliyorlar. Yani güzel bir an geçirmeye, eğlenmeye, yeni yılı kutlayarak girmek evet. istiyor. O anda ne yapacağımı bilmiyorum yani. Kesildi elektrikler üstümüze. Kapkaranlık her yer, zifiri karanlık. Eyvah eyvah. Benim kurtarıcı şarkımdır. Vallahi
Allah'ım iyi ki o şarkı var. Çile Bülbülüm. O anda bülbülüm geldi. Elleri açıyorum. Herkes o anda eşlik ediyor. Onu bağlıyoruz birazcık daha tabii. Sanat müziklerini falan. Evet. Öyle bir şekilde kurtuluyoruz elektrik kesilme aşamalarını. Sonra düzeldi mi? Geldi mi hemen? Sonra geldi 12'ye girerken var. Allah'tan öyle. O bir de 3 defa gitti. Ben dedim ki muhtemelen yeni yıla biz giremeyeceğiz herhalde. Burada kalacağız dedim. Ondan sonra düzeldi. Girdik sağ salim. Bir, çok güzel. Bir hikayemde şey vardı. Sürekli çalıştığım orkestra arkadaşlarım selamlar olsun. Muhabbeti onlar selam, şu anda. Selam gönderiyoruz. Ne demek istediğimi şu an çok iyi anlayacaklar. Onların o gün bir işi çıktı. Şehir dışı işi çıktı. Önceden alınmış bir işti. Fakat biz o sırada haberleşmeyi unuttuk. Biz hani bu tarihte bu var. Şu evet. Şu gelsin falan filan diye. Sonra iki gün kala, iki gün müydü bir hafta mı öyle bir şeyde haberim oldu. Eyvah. Ve böyle o zaman sağ olsunlar beni kırmadılar. Böyle toplama bir ekiple orkestra arkadaşlarımla bir gece yaptık ama yani kimsenin muhabbetten benim dahi haberim yok. Ortaya karışık bir şey yapmıştık ama o gün de nasıl bitti, nasıl oldu geçti bilmiyorum yani. İşte bunlar öyle, güzel anılar. Çok güzel hikayeler. En azından böyle bir geriye döndüreyim evet, seni istedim. Evet. Bizim zaten hani programımız için de çok önemli bu anılar, nostalji. Hı hı. Şimdi yeni klibi soracağım. Biraz konuştuk ama bu iki tane klibin çekimleri nerede oldu? Eskişehir'de mi oldu yoksa İstanbul'da mı? Ya da başka bir yer. Eskişehir'de yaptık. Zırdeli kapalı bir mekandı. Sizin de bildiğiniz bir yer zaten. Konuşmuştuk programın evet, öncesinde. Evet. Büyük konser alanında yaptık onu. Çok güzel. Onu biraz daha böyle şey akışı olan o Zırdeli'nin klibi şeye de selamlar olsun Fuat ve Mehmet'e selamlar olsun. Rasathane Medya yardımcı biliyorum, oldular. Biliyorum evet. Çok iyi işinde çok iyi evet, insanlar. Evet iki klipte de onlar vardı. Sağ olsunlar onlar desteklediler. Zırdeli tek bir alanda çekildi. Onu şey istedik biz biraz da hani kesip montaj falan filan değil de o böyle tek akışı olsun istedik. Hmm. O klip en başında başladı evet. Ve sonunda bittiğinde hiç kesinti yok. O aynı işte gömlek şekilde çıkıyor, babyon evet. Takılıyor falan. Hepsi o anda böyle 3 dakikada olan bir şey o klip böyle. Harika. O doğaçlama çekmiştik. Son yazı ya hep unutuyorum nerede çektiğimizi ama Osman Gazi Üniversitesi'nin arasından bir Kütahya yolu var. Güzel yol, bir evet çok güzel, güzel bir yol var. Hep de adını unutuyorum orayı. Belki Ahmetcan oranın adını bilir ama o Kütahya yoluna giderken çok tatlı bir yer evet, vardı. Evet aslında hepimiz gözümüzün önünde canlandı ama o mevkiyi ben de hatırlayamadım. Aynen. Ama Eskişehir'de çekildi. Eskişehir'de. Çok son güzel. Yazı da öyle yaptık. Vallahi şarkıların ikisi de klipte çok içime sindi. Süper. En önemlisi o zaten çok beni senin için. Anlatan, beni ifade eden şarkılar oldu. İnsanlar da çok beğendi. Zaten bu şarkıları yaparken işte söz müzik bana ait yine bir şarkı evet. Gelecek. Bunları söylerken tabii ki hepimizin hayali var. Milyonlara ulaşmak. Tabii. İşte ne derler tabiri caizse meşhur olmak derler yani. Meşhur olmak işte kendini ifade edebilmek işte milyonlar takip etsin falan hepimizin bir hayaliydi ama ben yola çıkarken bu çok önceden amatör olduğum zamanlarda böyle hayallerim vardı ama şimdi hayallerim beni anlayan benim şarkılarımla kendini hisseden yani benim kalbimi gönlümü kendinde hisseden insanları bir araya toplamaya çalışıyorum aslında. Çok güzel. Bir kitle oluşturmaya çalışıyorum. Bence o kitle Eskişehir'de var. Yani evet. İnanın dediğim gibi konuklarım çok mütevazi insanlar. Şimdi diyemiyorlar ama bir Volkan İmançer hayran kitlesi var Eskişehir'de. Eyvallah, ben görüyorum. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok iyi işler yapıyor. İster istemez yaptığınız işler kendi çapında da insanlara ulaşıyor. Onun için diyorum bir takip edin. Takip etmeyenler daha yakından görecekler. Evet. Alır mıyız biraz yeni klip çekilecek o böyle bir nakarat gibi yoksa sonra mı yoksa hiç zorlamayayım mı? Nakaratının şeye canlı performansını yazmadık aslında biz böyle bir tamam. Şey yapmadık. Şimdi kaş yaparken göz çıkartmak aynen. Da o zaman istemiyorum. Sonra o ikinci bölüm olsun. Sözü alıyoruz yine i̇kinci seyircilerimizin arasında. Biz burada sosyal mesafeli bu programı çekmeye çalışıyoruz. Ben her zaman diyorum STV ailesine çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen unutmayayım. Çok zor bir iş yapıyorlar aslında. Biraz önce programa başlamadan Volkan'la da konuştuk. Keşke arkada kocaman bir orkestra olsa. Evet. Onu da konuştuk ama inşallah şu pandemi geçecek. Bu mesafelerimizi daralttığımız, yok ettiğimiz programlarımız gelecek. İnşallah, ben inanıyorum. İnşallah. Bizden söz ekip olarak geleceğiz. Güzel bir. Süper. Sözü aldık. Canlı performans hemen yapacağız. Hemen şarkıyla taçlandıralım. Tamam. Buyurun. Thank you.
çaresizim, mecbur bu veda. Kokun üzerimde gidiyorum uzaklara. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sabret. Döneceğim mutlaka, sabret. Ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni. Sonunda zafer bizim olacak, sabret. Sabret, sabretince tanem, bekle beni. Döneceğim mutlaka, sabret. Ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni. Sonunda zafer bizim olacak, sabret. Sağlık. Ellerinize sağlık. Aldınız bizi, götürdünüz. Ben böyle gittiğim zaman gelemiyorum. Ben hiç hız kesmeyelim. Götürmeyin. Biz devam edelim. Bir tane daha sonra konuşalım. Olur mu? Evet, ben onu hissettiğim için değerli STV izleyicilerimden de. Biz devam edelim. Hazır Volkan İmançer'i bulduk. Lütfen buyurun. Aramazsan öfkeler sarar.
yalnızlıktan. Aşkıma kapıl da gel, sen gel bana. Kanım kaynar bakışına, çıldırırım beni aramazsan. Öfkeler sana, gücüm kalmaz, yok olamaz. Gülme, sana böyle tutuldum diye, sana bir ömür adadım diye. Gülme, ne olur gitme. Vallahi dağıldık gittik. Yüreğinize sağlık. İki şarkı da birbirinden güzel, anlamlı, duygulu ve senin o kattığın yorumla da bambaşka bir hale oldu. Özlemişiz, seni dinlemeyi özlemişiz. Bir an önce kavuşalım da sağlığımıza diyelim. Pandemi tamamen bitsin İnşallah. De canlı canlı o hoş sohbetini de sahneye taşıdığın güzel evet. konserleri birlikte izleyelim İnşallah, istiyorum. İnşallah çok iyi olur. Dediğim kadar var değil mi değerli izleyicilerim lütfen. İşte Eskişehir'in değerli sanatçıları. Benim burada da en önemli hedefim bu. Bu şekilde de devam edeceğiz. İşte Haşim Tayyar, işte Volkan İmançer. Gerçekten çok değerli sanatçılar. Bizim içimizde Eskişehir'de ve tüm Türkiye'ye mal olmuş. Umarım güzel yerlerde görmeye devam edeceğiz. Ama ilk önce sağlıklı olmamız gerekiyor. O kadar uzun zamandır şarkı söylememişiz ki. Çok güzeldi. Arada sesler kaçıyor, detoneler olabiliyoruz ama estağfurullah. O da dinleyicilerimiz biliyor. Kesinlikle. Yani. Biz burada samimi bir sohbet. Sığınarak. Evet, biz sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet. Onlar hiç öyle değil zaten, kendisinin öyle bir mütevazılığı diyelim. Şimdi sosyal sorumluluk geceleri. bu çok önemli. Sanatçı olmanın gereği bence. Volkan İmançer'i görüyoruz. Öyle değil mi? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Yakın zamanda da bu tam kapanmadan mekanlar aslında oldu. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim. Son zamanlarda ben daha öncesinden kulağıma geliyordu ama bu kadar işin içinde değildim. Özellikle buradan geçtiğimiz haftada bana selam gönderdiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok naziksiniz. hemen bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşim, canım ciğerim Haşim Tayyar da geçen hafta buradaydı. Selam gönderdi. Benden de çok selamlar. Evet. Eşine, onun da yeni bebeği olacak. Gizem'e, Osman Ali'ye. Buradan selamlar. Selam sevgiler. Gönderiyoruz. Söz almıştık zaten Haşim evet. Tayyar için. Volkan İmançer'den de aldık. Bakarsınız ikili onları davet ederiz. Bir sürpriz olur. İki. Daha bomba olur. Bomba tabii. olur bence. Daha güzel olur. Haşim bu mevzudan bahsetti bana. Bir bebeğimizi, Asya bebeğimizi, sevme hastası. Ya, diyorum ya işte çok uzun uzun anlatmak lazım ama kısaltıyorum hemen. Özet olarak anlatayım. Tabii. Sevme hastalarının maalesef ben de yeni öğreniyorum neyin ne olduğunu. Bu tedavi masrafları gerçekten çok. Fiyatlar inanılmaz yukarıda bir fiyatlar. Yani bunu normal durumu iyi olan insanların bile zorlanabileceği fiyatlar. Aynen. Buna buradan işte devletimize gerçekten bu mevzuyla ilgilenmeleri, onların da bize nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, onların ellerinden ne geliyorsa hepimizin bir şeyler yapmamız lazım. Kesinlikle. Çünkü göz göre göre gerçekten yani böyle bir yaşındaki, iki yaşındaki bebekler melek oluyor. Aynen. Yani böyle nasıl derler, çok çok böyle içler acısı bir durum. Kesinlikle öyle. İçimi yüreğimi burkan bir durum yani, böyle işin içinden çıkamadığım, çok üzüldüğüm bir mevzu. Elimizden geldiği kadar ne yapabiliriz diye konuşuyorduk. Haşim açtı mevzu, böyle bir şey vardı dedi. Dedim ki hemen ilk sıraya beni yaz dedim. Bir şeyler yaptık. Güzel de bir gece oldu. Elimizden geldiği kadar bizi seven insanlar, dostlarımız, arkadaşlarımız bizi de kırmadılar. Onlar da hem işte gücünün yettiği kadar işte fazlasını
verenler oldu. İşte normal bağış yapanlar oldu, az bağış yapanlar oldu. Keza bir de dualarını gönderen arkadaşlarım da oldu. Her evet. şey yani hani biz bir bağış yapın veya yardım yapın derken hani maddi manevi olur. Duaları da tabii, göndermeleri çok önemli. Duasını da gönderen oldu, yüksek fiyatlar veren de oldu. Hepsine saygılar, sevgiler. Hepsinden de Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldık SMA bir bebeğimiz için ama 1000 küsür tane var. Yani çok. Yetişebilmek, yapabilmek mümkün değil. Tabii müzisyen arkadaşlarımızla, sanatçı arkadaşlarımızla da haberleştik. Siz de en yakınınızdaki SMA tip 1 özellikle. Tip 1 özellikle. O biraz daha sıkıntılı evet, bir mevzuymuş. Maalesef. Dedik yani siz de kendi şehrinizde, yakınlarınızda kim varsa siz de destek verin. Şimdi yeni yeni onlar da başlıyor. Çok güzel. Bir farkındalık da oluşmaya başladı. Eskiden bu kadar dillendirilmiyordu. Şimdi dillendirilmeye başladı. Yani işte neler var neler de. Çok. Geçen programda da söyledim. Evet. Geçtiğimiz haftalarda bizde Ordu Barosu'ndaki iki meslektaşımızın küçük bir bebeği 1,5 yaşında Demir Ali için Eskişehir Barosu olarak bir kampanya, canlı yayın Instagram evet. üzerinden bir canlı yayın gecesi yaptık. Orada da tabii ki açıklanmaz ama önemli, böyle şeylerde önemli aslında. Tabii, yaklaşık 120-130 bin civarında bir bağış toplandı. Evet, evet. Onun için SMA hastalığına dikkat çekildi ama bu yardımlarla, bağışlarla olacak şey değil. Maalesef. Bir an önce devletimize, sosyal devletin ilkesinin gereği yapılmalı evet, ve artık evet, bu bebeklerimiz evet, evet. öyle melek olmamalı. Evet. Geçenlerde bir televizyon kanalında maalesef bir bebeğimizi kaybettiğimizi gördüm ve içler acısı. Benim de biliyorsun 1 yaşında kızım var. Evet evet. Yani Allah başlasın. Olsun olmasın tabii ki hepimizin bir kalbindeki o ince sızı olmasın lütfen. Evet. SMA hastalığına dikkat çekelim. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Bütün sanatçılar SMA hastalığına dikkat çekiyor. Ama sadece SMA hastalığı için değil, birden fazla sosyal sorumluluk gecesinde de biz seni gördük. Evet, çok teşekkürler. Evet. Yani bu duyarlı olmanın bir gereği. Biz ben onu sende görüyoruz. Ya elimden geldiği kadar ne kadar gücüm yeterse hepimizin yetişebildiğimiz yere kadar dediğim gibi en başta da dediğim gibi yani sanatçılar biraz şey adamları hepimiz öyleyiz. Evet. Bizim için maddiyat gerçekten ikinci planda. Önce sanat, önce ne derler yardım etmek, paylaşmak. Ondan sonra devamı etmek, geliyor. Ondan sonra devamı oluyor. Yani. Şimdi bağlayalım şarkıyı ama Volkan İmançer benim aklımda merak ettiğim bir soru. Hangi tarz aslında müzikle uğraşmayı seviyor? Mutlaka bir sürü tarzda söylediğini biliyorum. Ama şunda daha hoşuma gidiyor ve ben seviyorum dediğin var mı? Vardır muhakkak. Ya ben şöyle aslında pop şarkıları çok seviyorum. Pop slow. Evet. Söylemeyi de çok seviyorum. Fakat İşte zamanında arabesk de çok seven, çok dinleyen, evet. türkü çok seven birisiyim. Sanat müziği keza dinlerim, severim. Pop da biraz daha kendimi hissediyorum. Fakat biraz arabesk şarkılarda tabii şey diyorlar etrafımdan. Ya güzel söylüyorsun be, bu arabesk şarkıyı da güzel söylüyorsun sen. İşte falan filan diye. İşte bir söyleye, iki söyleye, üç söyleye. Ondan sonra arabesk geceleri yapmaya başladım ben. Harika. Çok ses getirdi Eskişehir'de arabesk geceleri. Ondan sonra işte yine Haşim'le beraber, ikimiz beraber efsane geceler yaptık arabesk geceleri. Aa çok güzel, ben bilmiyordum. Ben bile tekrar pandemi bittikten sonra böyle bir efsane gecelerle de sezona başlayabiliriz. Öyle de süper. Bir... Burada başlayalım sonra öyle mekanlara gidelim. Öyle de bir şey yapabiliriz. Peki ama... biz bağlayalım mı şimdi? Yok. Bir arabesk dinleyelim. Olur. O arabesk geceleri de örnek vermiş olalım. Olur, bir olur arabesk şarkı evet, yapalım buyurun. O zaman. Hayatıma bir son vermek istersen, hançere gerek yok, gözlerin var ya. Eğer ki kalbimden durmak istersen, kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Taş olsam erirdin avuçlarında, dağ olsan çökerdin bakışlarında. Sevgilim
İzlerin var ya, bir gün olsun mutlu uyumam için. Hasta gerek yok, dizlerin var ya, yastığa gerek yok, dizlerin var ya. Taş olsam inirdin avuçlarına, dalsam çökerdin bakışlarında. Hasretin var ya, kurşuna gerek yok. Hasretin var ya, taş olsam verirdin avuçlarında. Dalsam çökerdin bakışlarında. Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda, zindana gerek yok, hasretin var ya, kurşuna gerek yok, gözlerin var ya. Vallahi çok güzel. Şimdi biraz önce pop dinledik, şimdi arabesk ve gerçekten çok farklıydı. Arabesk geceleri yapmak farz oldu. Evet, çok çok içten söylüyorsun. Yüreğine sağlık, çok güzeldi. Eşlik için tekrar ekranları başına yeni geçen misafirlerim için Ahmet Can, çok teşekkür ediyorum bizde bugün olduğunuz için. Şimdi yavaş yavaş sonuna geleceğiz ama hiç bitmesin istiyorum ama ikinci bölüm sözünü aldık. Evet. Ben geçtiğimiz haftalarda yine yaptım. STV ailesi için var mı bir parça istediğiniz efendim? Bu sıradaki parçayı biz STV ailesine yönlendirelim. Evet. Sorulacak bir sürü soru var. İkinci bölüme bırakacağım. Tamam. Bir tane daha alalım, sonra programı bitirelim. Olur mu? Süper. O zaman tabii ki son söz vereceğim. Ne olur bir tane daha alalım parça. Ondan tamam. Sonra devam edelim. Gökhan Tepe'nin güzel bir şarkısını yapalım o zaman. Tamam. Teşekkür ederim, yapalım. Oh, harika. Özeldi bir şarkı benim için. Süper. Aynı zamanda düğün şarkımda. Oo, düğün süper. Dansını hem söyledim hem dans etmiştik eşimle. Onlara da Kübra'ya da sevgiler. Evet. Kübra Ali, Hanım'a da Ali'ye buradan... de oğluma da sevgiler. Daha hatıra iyi. Olsun. İleride izler Ali'cim de. Evet. Ali'yi öpüyoruz ve aynı zamanda Kübra Hanım'a da böylesine değerli bir sanatçıya destek olduğu için, onunla birlikte olduğu için kutluyoruz. Saygılar gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim böyle baktığın için.
teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de birlikte olduğumuz teşekkür için. Çok ederim. Teşekkürler. Nasıl geçti zaman? Vallahi bakıyorum yani 50 dakikayı tamamladık gibi. Evet. İnanın sanki daha yeni başladık gibi ama... maalesef programı burada kapatmak durumundayız. Evet, ama evet. Kapatmadan önce ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve son olarak neler söylemek istersin Volkan'cığım? Emeği olan SCV'deki çalışma arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Geldiler, çok ilgililer öncelikle. Size çok teşekkür etmek isterim. Çok sağ ol. Hüseyin çok naziksin. Ne çok demek? Uzun zamandan beri de konuşuyorduk. Hakikaten evet. Nasip kısmet bugüneymiş. Ne güzel oldu. Ben çok keyif çok aldım. Güzel oldu. Yılbaşı çok gibi oldu. Hani 8'de başlıyor da bitmiyor demiştik evet, ya. Evet, evet. Onun gibi oldu. Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ederiz. Değerli dostuma Ahmet Can Yeşil'e teşekkür etmek istiyorum. Beraberiz zaten sezonda da. Beraber sahnelerdeyiz. Süper. Beraber çalışıyoruz. Ahmet Can'a da teşekkür etmek istiyorum. Son olarak da dinleyicilerime, takip edenlere, dostlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir yayın oldu. Heyecanlanıyorum işte. Kapanışı ben yapamam. Size bırakayım kapanışı. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok sağ olun efendim. Siz kabul ettiniz. Bizle birlikte olmayı, bu cumartesi gününü gerçekten şenlendirdiniz. Öyle diyeyim. Tekrardan Ahmet Can Bey'e ve sağ olsun Volkan İmançer'e çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir Sanata Dair'in sonuna geldik. Gerçekten çok güzel, keyifli bir akşamdı. Lütfen zor dönemlerden geçiyoruz. Hep hatırlatıyorum, maske, mesafe, temizlik önemli ama sanatsız kalmayın, olur mu? Biz de hasbelkader destek olmaya çalışıyoruz. Sanata Dair'i takip edin, bizleri takip edin çünkü güzel şeyler olacak, hiç merak etmeyin. STV'de çalışan ve yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim.